yaklaşık 1,5 metre ve kanat genişliği de 2 metrenin üzerinde olan Avrasya turnası, dünyanın en büyük sulak alan kuşlarından biri. Bu muhteşem görünümlü kuş, bilinçsiz avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle Britanya'da 400 yıl önce ortadan kayboldu. Ben Joyce Ohio, İngiltere'de Slimbridge Turna Yetiştirme Merkezi'ndeyim. Bu gösterişli kuşu geri getirmek amacıyla burada özel bir üreme programı uygulanıyor. Bu turna yetiştirme merkezinden Eriki. Merhaba. Bana etrafı gezdirir Tabii, misiniz? Tabii buyurun. Harika, teşekkür ederim. Slimbridge Kuş Cenneti dünyanın en büyük kuğu, kaz ve ördek çeşitliliğine sahip. Burada büyük turna projesi kapsamında Avrasya turnası yavruları da yetiştiriliyor. Onlar şuradaki bölmede bulunuyor. Oldukça büyük bir bölme. Gördüğünüz gibi orada dolaşıyorlar. Birkaç evet, tanesi geziniyor. Evet. Ne yaptığımızı görmek için bu Çok tarafa iyi. Geliyorlar. Kuşların yanına gideceğimiz zaman bunları giyiyoruz. İnsan tamam. görünümümüzü gizlemeyi amaçlıyoruz. Kuşların insanların varlığına alışmalarını istemiyoruz. Bu giysilerde bakıcıların yavruları beslerken kullandıkları yapay kuş kafaları da var. Bunlarla turna yavrularına nasıl yem arayacakları öğretiliyor. Doğal ortamda nasıl davranacaklarını öğrenmeleri ve yırtıcıları tanıyarak kaçınmaları çok önemli. İşe yarayacak gibi görünüyor. Korkarım fazla şansımız yok. Onları bu giysiler içinde ve bu kafalarla beslerken kendilerine bakabilmelerini sağlamaya ve ebeveynlerinden bağımsız evet. hareket etmeye alıştırmaya çalışıyoruz. Aslında bizi ebeveynleri gibi görüyorlar. Bu gördükleriniz doğal davranışlarına çok yakın. Bizim geliştirmek istediğimiz de bu. Buradaki turna sayısı oldukça az. Avrupa'da ise binlercesi var. Tehlike altındaki türler arasında da değiller. Buna rağmen turnaların Britanya'ya geri getirilmelerini neden önemsiyorsunuz? İnsanların gerçekten ilgisini çeken bunun gibi gösterişli kuşlar sayesinde doğal yaşam alanları oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan diğer türler de yararlanacak. Gelişen turna popülasyonunun dikkatleri sulak alan oluşturma ve çevre koruma konularına çekeceği düşünülüyor. Şimdi doğaya salma programını gözlemlemeye gidiyoruz. Evet, Somerset'e geldik ve proje müdürü Damon Bridge bana etrafı gezdirecek. Umarım kuşları doğal ortamlarında görme şansımız olur. Ne dersin Damon? Rastgele derim. Rastgele, hadi gidelim. Her kuşta bir radyo vericisi takılı. Bu sinyal 28 nolu kuştan. Bu yöne çevirince yükseliyor. Bu yöne gitmemiz gerekiyor. Doğru. Burası neden turnalar için iyi bir bölge? Açık arazilerin bulunmasından. Bu birkaç nedenle çok önemli. Fakat özellikle böcek bakımından zengin, sürülmemiş geniş yeşil alanlar ve çayırlıklar olduğu için. Böcekler turnaların önemli bir besin kaynağıdır. Onların doğaya salıverildiklerini söylüyorsunuz. Fakat burası o kadar da doğal değil. Doğru, burası insanlar tarafından ıslah edilerek uzun yıllar kullanılmış. Bataklık yerleri kurutulmuş bir bölge. Turnalar yukarıda. Şu uzaktaki bir sıra ağaca bakın. Turnalar o ağaçların bulunduğu yerde, yukarıdalar. Bir şey göremiyorum. İşte geliyorlar. Orada, tepenin altındalar. Büyük bir sürü halinde uçuyorlar. Evet. Yaşlı olanları seçebilirsiniz. Renkleri daha fazla gümüşsü ve daha az kahverengi olanlar. Şu öndekiler mi? Başı onlar mı çekiyor? Evet onlar, çoğunluğu onlar. Bir miktar karışmışlar. Sanırım sadece araziyi geçiyorlar. Gidip başka bir yerde beslenecekler. Anladım. Bizden olabildiğince uzaklaşacaklar. Evet. Şu an için fazla konuksever görünmüyorlar. Hayır. Halbuki çok da iyi etmiştik. Her neyse, denedik. Ne diyebilirim? Önümüzdeki birkaç yılda burası yeniden sulak alanlarla dolacak. Evet, öyle olacak. Turnaların 400 yıl kaybolduktan sonra buraya yeniden dönerek üremeye başlamaları harika bir şey. Ayrıca buradaki doğal yaşamı da zenginleştirecekler. Burada çok sayıda biyolojik çeşitlilik alanları oluşacak.